Bela teyze. Sende bir yorgunluk falan yok. Şimdi sende depresyon var ama yani balık tutmamız da gerekiyor. İşte o biraz riskli oldu. Ne yapalım? Çikolata var mı bizde? Galiba çikolata var bizde ya. Yok mu? Hepsini kullandık mı? Depresyonu alıverecektim çünkü. Neyse şu yeni yer mi vardı ona bakalım. Üzüm. Bu ne abi bu ne? Üzüm yer buldular. Üzüm. Bir de ne vardı? Şu şey vardı. Şu şeye bakacaktık abi. Günbaşı değil mi? Günün başındayız değil mi? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Yanlış tamam. Günün başındayız. Şuna bir bakalım abi. Yani 4 tane kese takılı. Birini alacağız ve bir daha alamayacağız başka birini. Yani birini hiç random yani. Yapacak bir şey yok. Soldakini alalım ya ne bileyim. Sen gel. Bunun stealth'ine biraz verelim ya. İçinde bir şey var diye ne geldi? Bir tane kolye geldi ve gitti. Önemli bir şey değil ya bu. Laf olsun bir şey. Şimdi dur. Senin stealth'ini biraz güçlendiririm. Senin şeyin geldi çünkü zaten. Stealth nerede abi? Zaten stealth yorgunluktan ve şeyden dolayı eksi 12 oluyor diyor. -95'leyelim abi onu biraz. Ondan sonra injury fighting'in zaten yüksek. Şimdi seninle bir de etrafı araştırma yapıyoruz. Constitution'a verebiliriz. Agility Strength. Bu kız Hadi şuna verelim biraz. Geri kalanları. Etrafa falan bakıyoruz. Bu Bob tam bir hain. Hem yemek saklı hem de yemeğine çöküyor. Zulasında bunun 10 günlük yemek vardır. Öyle abi adam. Yani şey tutuyorum ama yani sağ tutuyoruz ama balık tutabilme özelliği olmasa sen araştırmaya devam et. Sen de yorulmuşsun. Gel bakayım. Melahat teyze. Melahat teyze. Seninle ne yapacağız Melahat teyze? Seninle exploration'a devam edeceğiz. Sen devam et. Alejandro'cum malzemeleri çıkartmaya. Sen de devam et. Senin tamiratın gelmiş. Onu bir halledelim. Balığın tamiratı gelmiş mi? Gelmemiş. Bunun tamiratı gelmiş. Bunun tamiratı geliyor, az kaldı. Adamı zula zula abi. Başka yapacak bir şey var mı haritada? Ha, bir de şu üzüm var. Pickup. İki tane meyve geldi. Böyle salak bir şeymiş yani. Bir de şurada bir yemek karın doyumu. Gerekirse burada karın doyurabiliriz yani. Yemek durumuna göre bir deneriz yani. Ertesi gün. Bunlar dinleniyordu değil mi? Next. Durum bu yani. Next. Üretimli alemde. %95 yarın bu revir ortaya çıkıyor abi. Yok ya şifa yok ama şullah şey ya. Bu deminki öksürmem gıcık kaptım. Bir de hapşuramın sebebi de bahar nezlesi. Dört balık. Bunlar bir yer daha açar. Belki bir yer daha açabilir. Çünkü bir %90 küsürdeydi sonuncusu. Bir yer daha çıkar mı? Çıktı vallahi helal. %30'da neredeyse yeni bir yere açtılar. Sen dinleneceksin. Sen yemek pişireceksin. Senin durumun belli. Gel bakayım. Melahat teyze sende bir şey olmuş. Skill vereceğiz sana. Tabii intelligence düşük olduğu için direkt şey veremiyoruz. Selam Feanor. Şimdi bununla yemek pişirme olayı %91 zaten. Başka ne işe yarar bu? Bir de şey yapıyoruz bununla bazen. Meyve toplama. Harvesting. Ama meyve toplayıcı başka biri var artık. Bu exploration'a devam etsin abi. Biraz Melahat teyzenin spora ihtiyacı var. Zaten azıcık puanı var.
Şimdi Mela teyze yemek pişiriyorsun. Sen Bob, sen abi bir depresyon olayına girelim seninle. Sen Winters, sen bir dinlenmişsin ama bir depresyon da sen patlat. Hatta sen de bir depresyon patlat. Yeni ya, sen direkt dinlen. Şurayı tamir edelim. Ateşi harlayalım. Suyumuzu fulleyelim. Her şey o kadar bol ki. Oltayı düzeltelim. Gathering'i bugün araştırma yapmıyoruz. Zaten iki tane yer bulduk. Onları yarın şey yaparız. Melahat teyze pişirecek. Sen zaten bitiriyorsun bugün reviri. Revir bitirdiği zaman bir bakarız. Bunlar depresyonlarını bir düzelsinler. Başka böyle depresyon aslında halihazırda yüksek olan varsa Bob balık yakalamasın bari ya. Yaka şey dombili. Hazır burada oturuluyorken şu depresyonları bir sıfırlayalım. Bunun 8'miş, bununki azmış. Yani o fırsatı kaçırmayalım. Bu kızı da aslında bir depresyon alır üstüne bir uyuturuz. En güzeli o olur. Bir depresyon düzeltme hareketi iyi olacak. Senin depresyonun ne on? İyi. Aynen böyle bir olay yapalım bugünlük. Bugün bir böyle muhabbet etsinler. Next. Şunlar neymiş? Yeni yerlere bakalım. Bir böyle bir yer bulduk. Yine etlerimiz olursa arkadaşlar 5 tane daha şey geldi. Oyunun kıyağı diyelim. Bir de böyle bir korkuluk geldi. Elbiseleri alabiliriz. Bir de kolye var, ona alabiliriz. Bir de kolye gelmişti birine. O kolyeyi falan bir kullanalım. Bunları hiç bekletmeyeceksiniz abi. Bunlar hiç bu tür şeyleri fatik azaltıyor, injury arttırıyor. Anlamsız şu anda öyle bir şey yapmak istemiyorum. Revir bir açalım. Revir'i nasıl kullandığımızı bir görelim, ona göre yaparız. Next. Bitirdin mi hocam? Helal. Kampa reviri ekledik. Nasıl kullanacağımızı bilmiyorum. Nereye koyuyor onu? Vay be! İki tane yataklı bir yer. Nasıl kullanacağımızı çok merak ediyorum. 5 tane balıktan 5 tane güzel yemek yaptı. Melahat teyze yine hünerlerini döktürttü. Güzel depresyon azalması bekliyorum sizden. Süper muhabbetler dönüyor orada çünkü. Harika. Yaşlı amca da az düşer. Bu biraz öküz çünkü. Tamam. Dinlenmeler. İnce dinlenmeler de oldu. Hani böyle. Şu an unutacağımız kesin zaten de. Alejandro da iki odun, bir taş, iki ip falan bir şeyler çıkarttı yani. Çalıştı. Alejandro yorulmuyor abi. Çünkü o, dedim ya o şey özel yüksek büyük ihtimalle. O scavenging yaparken de yorulmasını engelleyen özelliği de yüksek büyük ihtimalle. Orada çalışıyor amca. Senin yaşında kızın var biliyor musun? Abi bir de buna sarmaya başladı. Kim bilir ne çıkacak? Evlendirecek bunu şimdi. Bilmiyordum falan. Abi ne, okumak bile Milat teyze. İyi bir şey çıkmıyor genelde senden ya. Alice'in depresyon art. Araları biraz güzelleşti ama Alice'in depresyon kim bilir ne dedi. Benim kızım senden daha iyiyim dedi. İşte o şurayı kazandı. Bu işleri yapıyor. Hani öyle olur ya böyle millet kendi çocuklarından böyle bahsederlerken millet böyle şey yapar. Över de över. Över de över. Zannedersin ki dünyanın en iyi, en akıllı çocuğu, en zeki çocuğu onunki. Diyeceksin ki bu dünyadaki diğer akıllı olmayanlar kimin çocuğu? Ne iş? Herkesinki akıllıysa. Melat teyze de işte onlardan biri. Bunu da buna verdik. Birer tane bunlara şundan verelim. Güzel. Next. Şimdi. Şimdi bunun depresyon fatik. Sen şuraya aldık fatik. Size hemen balığı alıyoruz. Affı yok. Bir dakika, günün başındayız değil mi? Şunlarla ilgili yapacağımız şeyleri bir yapalım. Kolyeyi mi alalım yoksa şey mi alalım? Bandajı mı? Abi bir dakika şeyi deneyecektim. Bunun acelesi yok gibi abi. Bunun acelesi yok gibi. Şunun da acelesi yok. Başka nereye açtık biz? Yani kolye o yüzde deminki bizde var o kolye ondan var. Burası vardı bir de. Burasının da önemi yok. Tamam. Ya, bu şeylere de olaya girmemize gerek yok şu anda. Şimdi reveri bir kullanmayı öğrenmek istiyorum. Informally. Şimdi nasıl konuyor? İki tane adamı yatırıyoruz. Bir tane de doktor koyuyoruz. Anlaşıldı. Sickness'a bakıyor sadece. Biri sickness, biri injury. Güzel. Çok güzel. Güzel.
O işe bir bakalım. Şimdi de ilk defa kullanacağım bunu abi. Güzel bir şey bulduk. Şimdi kimde en fazla? Mesela şu arkadaşta, şurada aslında bakmak daha kolaydı, pardon. Yuri'de biraz, hiçbir injury de yok, sickness diyor. Kimde injury var abi? Abi herkes ne güzel, cillop gibi adam ya. %10'la doktorun kendisinde var abi. Doktora kim bakacak o belli. Ilyana'da biraz yorgunluk da var ama. Şu Jakob abi. Ama balık tutacak o da. Öğleden sonra yapacağız onu abi. Şu anda hiçbirini yapacak durumumuz yok. Melahat teyzeyi şey yapabiliriz. Ama bu dinlenecek miydi bu arada? Doktor değil. Tamam gel doktorcum. Seni şuraya koyalım. Melahat teyzeciğim sen de bir injury al. Bandaj diyor kullanmak. Bandaja ihtiyaç var. Bandaj var mı oranın? Taşla burada şey oluyormuş. Bandajı nasıl koyacağız? Kendi olacak mı acaba? Herhalde olacak diye düşünüyorum. Evet, injury'si azalacak diyor bak. Melahat teyzenin. Bu doktor da hayatta ilk defa işe yarayacak. Altın elmayı verdik. Bu sefer de başka şey istiyor. Athena'yı bulacağız. Yetmedi yani altın elmayı vermek. Bize Athena'yı bulmak gerektiğini söyledi. Öyle bir olay oldu. Şimdi öyle şunları hemen balığa geri koyduk. Balığın tamirata ihtiyacı yok. Uyku yerinin tamirata ihtiyacı yok. Sen abicim araştırmaya devam et. Alejandro taş gibisin Alejandro. Bak Alejandro'nun şu özelliğine bakalım bak. Alejandro'nun şu özelliği. Normalde scavenging'i 98. Bir de hangi özelliği? Constitution. Allah Allah. Bak çok mantıksız geldi şimdi. Scavenging'e olan şey Strength'le mi geliyor? Nerede scavenging? Harvesting. Gathering. Bu. Tamam. Constitution yüksek ya. Constitution yüksek olunca eksi %27 yorgunluk azalması oluyor şeyde. %27 yorgunluk azalması bu tür exploring, gathering ve hunting yaparken. Ya dolayısıyla biz de bu yaptığımız onlardan biri olduğu için az yüzde yani 3 bölü 4 daha az yoruluyor. Ama bu artık yorulacak herhalde. Fatik %19. Güzel. Tamirat gerekiyor buraya. Gerekmiyor. Şuraya tamirat gerekmiyor. Bunun burada işi kalmadı. Bir dakika. Buna bir şey yaptıracak mıyız? Bandaj falan bizde var şu anda. Yaptırtmayalım boşu boşuna. Gerçi evet şimdilik yaptırtmayalım abi dur. Elimizdekilerin bitme durumuna göre bakarız duruma göre. Bu ne yapacak? Depresyon. Bu da o zaman. Yani malzememiz çok olacak ya. Bunlar başka bir şey mi yapsa? Ya da Alejandro'yu dinlendirsek de ne bileyim molalı mı gitsek ne yapsak? Çünkü yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok. Exploration'a gaz vereceğiz ama Exploration bunun iyi değil diye hatırlıyorum Alejandro'nun. Bakayım. Değil. Boşu boşuna performansı gidiyor. Bunun da iyi. Bunlar Exploration değil abi. Kızlar daha çok araştırma işlerinde. Gel abi dinlen sen hadi. Dinlen ne yapalım. Özgür abi görünen adam diye bir Türk YouTube serisi başladı. Bu Leyla ile Mecnun'u çeken ekip yapıyor. Onu da bilmiyorum bu arada da. 15 dakika bir dizi 10 bölümde bitecek. Türk süper kahraman hikayesi rastlamayasam bakmadım. Tamam ama bakalım ilginçmiş. Görünen adam YouTube'de. Kolye niyeydi Bad Wolf? Kolye daha evvel bizde var. Kolye var bizde. Kolye pek bir işe yarar bir şey değil yani. Kullanması kolay değil yani. 20 yorgunluk arttırıyor ama 10 injury veriyor. Hani gerçi artık reverimiz de var ama neyse. Çok da şey değil. Tamam herkesi her şey hazır. Değil mi? Her şey hazır. Next. Bir bandaj gitti. İncürü azaldı. Acaba ne kadar incürü azaltıyor en fazla bu hareket? Dinlendi. Harika bir dinlenme de oradan gördük. Güzel balık bekliyoruz. 6. Yeter. Yeter. Problem değil. 5'in üstünde olduğu sürece kurtarırız. Çünkü bir gün bir grup yarısı şey olsa, bir gün öbür yarısı olsa kurtarıyor aslında. Korkuluk'taki kolye bu kolyeler değil mi?
Leyla ile Mecnun'u bilmiyorum hayra kedisi vallahi. Yani normal olarak tabii Leyla ile Mecnun'un literatürde biliyorum ama yani. Bunun depresyon %24. Gel abi. Senin depresyon %12. Senle ne yapacağız bilmiyorum abi. Sen dinlendin. Seni direkt şeye dayıyoruz. Sen bir dinlen diyelim. Ya da dinlenme abi ya. Vurun dibine. Vurun dibine abi malzemeleri. Ne yapayım? Nasıl olsa fazlası zarar değil yani. Şu anda yapacak bir şey yok. Melahat teyze iyileşti. Yemek pişirecek. İncürisi kalmadı. Başka incürisi olan. He, şunların incürisi var mıydı? Bir dakika dur. İncürisi yüksek olan şu Win. Kendi doktorun kendisini kim tamir edecek? Başka medical'ı yüksek olan kim var? Medisini bu yani kimse yok abi. Herkes şu Alice teyze var ama yani doktorun kendisine faydası olamayacak gibi bir durumu var yani. Bunlar depresyon yapsın abi. Yapsın evet en iyisi. Bunun yorgunluk. Gel. Şimdilik büyük bir injury yok zaten. Araştırmaya devam abi. Yardırın. Yarın şu yeni bulduğumuz şuraya bakacağız. Burada necklace mi diyorsunuz yani? Türk fantastik absürt komedinin yüz akı. Ne zamandı peki o? Yani eski miydi o? Çok mu eski? Şimdi burada kolye mi diyorsunuz? Başka bir kolye mi bu? Neyse. Kolye de hakikaten değişik bir kolyeye benziyor. Öbür gün günün başında direkt seyrederek olaya gireriz. Kolyeyi alırız. Ayıp ettiniz. Ayıp ettiniz. Sizi mi kıracağım? Oh ateş. Meyve yavaştan suyunu çekecek mi diyoruz ama tamirata ihtiyaçlar. Şu tamirata ihtiyacı var mı? Yok. Next. Güzel. 5 tanesinde güzel yemek. Bir tane de orta yemek. 2010 yapımı üst sezon. İyi yeniymiş ya. Yeni sayılır ya. Abi herif yoruluyor. %3 yoruluyor abi. %3 yoruluyor ya bir hareketten. Bu yardırdı mesela. Abi oyunu bitireceğiz galiba arkadaşlar. Vallahi sanki içimde öyle bir his var. Sanki başaracağız gibi. Bak bu çok yoruluyor mesela. Bu az yoruldu. Bu çok yoruldu mesela dolaşmaktan. Melahat teyze lütfen. Lütfen yine çıktı Melahat teyzeciğim ya. Yani görmeden söyledim Melahat teyze diye. Direkt çıktı ya. Fırtına varmış. Kimseye bir şey olmadı Allah'tan diyor. Kampı tekrar yola sok. Allah bilir bir sürü şey kaybettik. Fırtına olmuş çünkü muhtemelen bir şeyler azaldı. Yorgunluk arttı, depresyon arttı falan. Neyse, çok kritik değil. Çok kritik değil. Depresyonlar için bir şey yaparız. Şimdi abi, açlık. Açlık durumuna bir bakalım. %36 ile sana verdik. %33 ile sana verdik. %34 ile sana verdik. %31 ile sana verdik. %30 sana verdik. %29 sana verdik. Hadi bir tane de herkesi yeşil yapalım da next'leyelim bir. Okey. Şimdi bir alev muhabbeti daha çevireceğiz gibi. Bu arkadaşların Allah'tan alev başındaydılar. Fazla depresyonları bir taraftan artık bir taraftan azaldı gibi oldu. Bunların çünkü balık tutması gerekiyor yani. Depresyon. Bunların yorgunluk ve depresyonu var. Abi gelin ilk önce hepinizi bir ateş muhabbeti yapacağız. Durum onu göre. Bir dakika günün başındayız. Günün başındayız. Burada bir tane hiçbir işe yaramayan bir yer açıldı. Bir tane de bambu çıktı. İçinde bambuları yapabiliriz. Meditate yapabiliriz ya da search yapabiliriz. Search'ı bir yaparız. Dur. İlk önce kolyeyi alalım. Kolyeyi bir alalım. Nerede bu kolye? İncir azaldı, fatik azaldı, açlık azaldı, depresyon azaldı. 20'de Constitution eklendi. Bir dakika abi, hayvan gibi bir şey oldu.
Daha problemli birini mi getirseydik acaba? Şunu mesela. Ya da Alice'i. Neyse, depresyon ve fatikin çözümü kolay abi. Diğer özellikler dedik, tamam, bence sallamayalım. Bir de constitution arttı, o biraz belki problem olabilir. Çünkü bunun constitution zaten yüksekti. Yani constitution boşa gitti. Bir o sorun oldu yani. Hani constitution verdi ya bize. Neyse, salla gitsin ya. Bence durumumuz iyi. Bu arada bu elbiseleri alma olayı da var. Biraz tekrar injuries oldu. Neyse. Julia süper oldu ya. Julia var ya yani. Şurada Julia'yı alırım, başka kimseyi almam yani. Yani en son birilerini öldürmemiz gerekiyorsa Joker, öyle o achievement almak için. Birisi sadece kalacaksa Julia kalır büyük ihtimalle. Şu anda bir numaram o yani. Çünkü en fazla özellik o. Şimdi depresyon. Günün başındayız. Günün başında sizler buraya geçiyorsunuz. Senin de depresyonun kötü. Senin depresyonunu düzelttik zaten. Aslında bunda injury var. Şöyle bir şey yapalım bunlarda. Bunun injury'sini hemen bir tamir edelim. Hiç beklemeden. Çünkü nasıl olsa bizde bandaj kaç tane var? Daha 3 tane daha var ki bayağı da yapabiliriz bu arada bandaj. Otlar da birikiyor. Bak şu kime geliyordu? Fatigue injury. Bir dakika, kullanabileceğimiz başka bir şeyler. Bir tane injury şey var ama gerçi 20 götürüyor. Çok götürüyor. Bandaj kaç götürüyor acaba? Hiç onu anlayamadık. Şimdi 10 bunun injury bozukluğu diye hatırlıyorum. Evet, 10'unu götürebilecek mi? Götürür herhalde. Reveri tamir etme durumuna bakalım. Bu da çok kayıyor bu. Bir salaklık oldu ama devrin tamir durumu 15'lik mi? 15'lik, daha 85'e kadar yolu var. Ateş güçlü. Balık yerini tamir edelim. O da güzel. Tamam, burada next diyeceğiz. Başka haritada şu vardı. Gel Julia. İncir olacaksa bir daha olsun. Bir şey bulamadım diyor. Bambuları kes, medite et. Medite ederse depresyonu azaltıyor. Bambuları kesersek de muhtemelen otlar gelecek. Hangisini kullanırsam da bu yok olacak. Otlar dursun abi, meditasyonu duruma göre kullanırız. Otlarımız çok zaten. Hani acil bir depresyon problemimiz olursa o zaman kullanırız bunu. Öyle değil mi abi? Depresyona direkt şey yapıyor. Aynen. Bu böyle kenarda dursun, yedek. Next. Bir bandaj gitti ve 10 incirisi de gitti bunun. Yani 10'dan daha 10 ve daha üstü temizlik yapıyor yani. Güzel depresyon gidişi, güzel depresyon gidişi, güzel depresyon gidişi sayılır. Yorgunlukları da hafif aldı. Bu hala biraz dinlenecek. Melahat teyze de yorgun. Bugünkü yemek pişirme olayı biraz iyi. 9 balık çok güzel geldi. Melahat teyze oradan bir şeyler çıkartır. İyi balık geldi Allah'tan. Şimdi sizleri depresyona alıyoruz tekrar. Melahat teyze, hemen seni buraya alıyoruz. Seni bir tamir edelim. Fulledik. Sizler abi, depresyonun senin bayağı düzelmiş ama bir yorgunluk durumun var. Sen cillop gibi olmuşsun. Şuraya devam et. Senin depresyon biraz var. Takıl. Bu kızın depresyon gitmiş. Biraz yorgunluk var ama bir, hadi yorgunluk şey yapalım. Şunu tamir edelim. Melahat teyze, Julia, sen yorgun musun? Nesin? Sende hiçbir problem yok Julia'cığım. Sen hemen etrafı açmaya devam ediyorsun. Sizler depresyonlarınızı düzeltin. Senin durumun ne? Sende de biraz depresyon var gibi. Biraz da yorgunluk var. Sen de hazır oturanlar varken fırsatı kaçırma diyeyim. Suyumuzun durumu fani değil mi?
Su herhalde oyunu bitirecek yani, bitiyor gibi yani. Gerçi bitmiyor da su neredeyse bir daha lazım olmayacak diyebiliriz yani. Az kaldı yani. Şey, problem kalmadı gibi. Neyse, şunu oturtacağımız zaman tamir ederiz. Yürü bakalım. Bugün bitmezse oyunu mu sileceksin yoksa bir günden tekrar başlamak zorundasın? Eğer oyunu başaramazsak, bugün biterse değil Bedwall. Yani eğer oyun çıkmaza girer de tekrar başarısızlıkla sonuçlanacak olursa bir daha oynamayacağım bu oyunu yani. Çünkü üçüncü başlayışım ne zaten? Bir daha bunları hatırla, bir daha baştan yapmak istemem. Bayağı da uzun oyun aslında. Yani bakmayın, hani kaç saattir oynuyoruz. 3 gündür falan oynuyoruz yani. Her defasında çünkü kontrol bilmem ne bayıyor yani. Next. Bir daha yapmam yani. 6 tane güzel yemek. 3 tane orta. Aynen, patlarsam sileceğim. Ya o ilk bir oynadık ya geçen. Patladık geçen hafta neyse. Adamlar dinlenmiyordu, şey yap. O zaman bilmiyorduk şeyleri tamir etmeyi. Cihazları tamir etme olayını bilmiyorduk. Ya adamı koyuyorum, dinlenmiyor adam. Ondan sonra tabii hiçbir iş yürümüyor. Malzeme çıkartamıyoruz. Belat teyze aman devreye girme. Aha, yemek geldi buna bu. Ekstradan bir açlığını giderdi. Aralarındaki ilişki düzelecek. Ondan sonra kustu. Bir şey mi var? Hastayım galiba diyor. O zaman yatağa erken git diyor. İyi bir uyku, güzel her kişi. Aralarındaki ilişki düzelecek ama bunun hastalığı artacak galiba. Julia'nın sickness'ı arttı. Araları da bozuldu. Jacob bunu zehirlemeye kalktı herhalde. Vay 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 vay. Vay 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 vay, hareketlere bak sen. Jacob. Bunu buna verdik. Sonra en fazla bu var. Ardından Alejandro, Dombili, bir de güzel. Açlıklar yine harika bir boyuttayız. Yani yine çok güzel kurtardık. Tamam. Şimdi şey, hasta oldu büyük ihtimalle. Sizler direkt balığa devam. Gerçi bugün balık... Bugün şöyle yapacağız abi. Balıkları tutup kurutacağız. Bugün kurutma günü. Yemek... Çünkü herkesin açlığı sıfıra yakın. Bunun hala depresyonu var abi. Sen abi dur, şu kimde hasta? Melat teyze, sen yorgunsun. Sen bir güzel bir horul horul uyuyor. Senin durumun süper. Seni araştırmaya alıyoruz. Bu arkadaş hasta oldu. Sickness'ı var %11. Sickness bulaşır bulaşır. Drugs'a ihtiyacı. Drugs'ımız var mıydı bizim? Yapmıştık galiba değil mi? Drugs'ımız var işte bu. Güzel. Drugs'ımız var. Onlar onu yapsın. Reviri bir tamir edelim. Çok da kritik değil belki ama bunun depresyonu yalnız ne olacak? Başka konuşacak kimsesi yok ki. Öğleden sonra bu balıkçılarla konuştururuz belki ama şu amcayla belki. Gel öğleden önce burada takıl biraz. Yeni yerler var mıydı? Bugün bir şey araştırmamıştık değil mi? Şurada karın doyurma yerimiz var bu arada, gerekirse acil durum için. Bak burası çok ilginç ya. Burada ünlem gösteriyor ama bir şey yok. Aa varmış. Yukarıda ipler varmış. Ateşi körükleyince bilmiyorum Alliance olabilir. Maymunlarla oynama var. Maymunları avlama var. İpleri kesme var. Araştır. İlk önce araştır bir yapalım. Bir tane muz bulduk. Meyve eklendi. Maymunlara şey yaparak et çıkartabiliriz. Bunu yarına falan bırakalım abi. Yarın bizim ya bayağı yemek problemi çözülecek gibi. Yani çünkü birkaç tane avlanmalık yer vardı zaten. Buradan etleri çıkartıp avcılığa geçebiliriz oradan. Yani balıkçılar yine de yapsın. Başka işler yok çünkü kuruturuz. Kuruturuz en kötü. Tamam, böyle devam. Bunlar mecburen bu işi yapacak. Sickness'ı da iyileştirmek önemli. İncirden daha önemli. Sickness çünkü bulaşabiliyor.
bulaşıcılığı var yani. Bakalım 11'i düzeltebilecek mi? Düzeltebildi. 11'ini de düzeltti. Doktor hasta ilişkisi, birbirlerini sevdiler. Bunlar 4 balık tuttu. Yatak balıkçılık tamir mi? Harbi mi? Görmedim. Neyse, çok kritik değil. Yeni bir yer daha bulduk. Evet, tamiri gelmişmiş harbiden. Balıkçılığın da gelmişmiş ya. Niye? Neyse, çok... Unuttuk abi. Demin sanki tamir ettiğimi bir hatırlıyorum. Neden öyle oldu bilmiyorum. Melahat teyze, sen şunları kurutuyorsun. Sen iyileştin. Hemen direkt seninle research exploration'a devam ediyoruz. Sen de gel abi. Bunlardan birinde depresyon vardı. Kimde vardı? 23. Birinde bir depresyon fazlalığı vardı ama şunları bir alalım. Jacob'la yaparız dedik çünkü. Sende mi depresyon var? Sen burada duracaksın, mecbursun. Gel, siz daha depresyon tedavisi yapın bari. Bunlar böyle. Başka çare yok. Senin depresyon 18, depresyon 23. Sende galiba. Tamam, seni biraz daha düzelteceğiz demiş, hatırladım. Ateşi körükleyelim. Burayı düzeltmemiz lazım. Kuru et şeyini. %88. Tamam. Yeni yer neymiş bu arada? Ot bulduk. Burada bir iki kerelerini yatabiliriz, yiyebiliriz, araştırabiliriz. Ara bu kırmızılar direkt bitiriyor. Yatma demek direkt injury tedavisi. Onu, bunu da saklayacağız. Abi oyun çok nasıl söyleyeyim, başlarda hiçbir yardım yokken oyunun, şu anda her şeyimiz o kadar iyi durumda. Bunlara ihtiyacımız bile yokken bir sürü de yardım gelmeye başladı. Yani oyunda bayağı şey durumdayız yani. Çok öndeyiz yani, öyle söyleyeyim. Hani kötü gitse de bir şey, gitse bile bir şeyler kurtaracak pozisyonlarımız var yani. Şu Alejandro'na depresyonu alalım. Hazır burada muhabbet varken 18'miş. Bir şey çıkarması da olur yani. Malzeme bolluğu var. 4 balıktan 4 kuru et. Yoruldu. Erkek erkeğe bir Fenerbahçe muhabbeti görüyorum. Orada hakem hatası mıydı? Şike var mı? Ne var burada falan? Fenerbahçe kurtulur mu bu durumdan falan, evet. Bunlar 3 kişi bir şey bulurlar herhalde. 2 tane bulmaları lazım, aynen. Bu işi hızlandırdığımız iyi oldu. Fazla yorulmayın, güzel. Sen yorulursun, biliyorum. Sen yorulacaksın, biliyorum. Bu da iyi. Bu yorulacak, bunu biliyoruz. Bu biraz şeyi kötü bunun. Gece de acayip şey olmazsa... Neyse, sanki sırıtıyorlar. Güzel muhabbet dönüyor gibi. Birbirlerine sevgi, kötü bir şey olmayacak gibi. Evet, artı 20 artı 10, tamam. Şimdi açlıklarına ilgilenmiyorum bu el. Çünkü yemek yapmadık, kuruttuk zaten. Şey kullanabiliriz önümüzdeki el. Balıkçılığa hiç girmemize gerek olmadan avcılık şey var ya, yem koyabiliriz. Next.